Arkadaşlar, coğrafya soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yeşilırmak hangi ovayı oluşturmuştur? Çarşamba Ovası. Birden fazla mağaranın birleşmesiyle oluşan karstik aşınım şekli nedir? Galeri. Alüvyon set göllerimiz hangileridir? Köyceğiz, Bafa, Marmara Gölü, Emir Mogan, Uzungöl. Türkiye'de en az yağış alan yerler neresidir? Tuz Gölü çevresi, Ergene Havzası, Malatya Ovası, Iğdır Ovası gibi çevresine göre çukurda kalan yerlerdir arkadaşlar. Yağış çeşitleri nelerdir? Yamaç yani orografik yağışlar, konveksiyonel yani yükselim yağışları, cephe yani depresyon yağışlarıdır arkadaşlar. Karstik göllerimiz hangileridir? Salda Gölü, Elmalı Gölü, Kestel Gölü, Avlan Gölü, Suğla Gölü. Bunlar karstik göllerimizdir arkadaşlar. Karstik arazilerde sular kireç taşlarını aşındırarak oyuklar ve yarıklar oluşturur. Bunlar ne olarak isimlendirilir? Lapya. Türkiye'de etkili olan rüzgarlar hangileridir? Karayel, Günbatısı, Lodos, Kıble, Kesişleme yani diğer ismiyle Samyeli, Gündoğusu, Poyraz ve Yıldız. Lapyalar zamanla genişleyip birleşerek neyi oluşturur? Dolinleri arkadaşlar. Seyhan ve Ceyhan nehirleri hangi ovayı oluşturmuştur? Çukurova. Türkiye'nin en büyük delta ovasını. Sarkıt ve Dikit'in birleşmesiyle oluşan karstik birikim şekli nedir? Sütun. Kırık dağlarımız hangileridir? Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Boz Dağı, Aydın Dağı, Menteşe Dağı, Amanos yani diğer bir ismiyle Nur Dağı. En küçük karstik aşınım şekli nedir? Lapya. Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesiyle meydana gelen çukurluklara ne denir? Obruk. Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tabanında tortulanmasıyla oluşan karstik birikim şekli nedir? Dikit. Farklı dirençteki tabakaların rüzgarlar tarafından aşındırılmasıyla oluşan aşındırma şekli nedir? Mantarkaya. Yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökmesiyle oluşan karstik birikim şekli nedir? Traverten yani Pamukkale. Dolinlerin birleşmesiyle ne meydana gelir? Uvala yani gülnar. Dalga biriktirme şekilleri nelerdir? Kumsallar, Kıyı Oku, Fethiye Ölüdeniz mesela, Lagün yani Kıyı Set Gölü, Tombolo. Kıyı Set göllerimiz hangileridir? Terkos, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Balık Gölü, Ayatan Gölü, Akyatan Gölü. Türkiye'de en fazla yağış alan yerler neresidir? Doğu Karadeniz, tabi burada bizim için önemli olan nokta Rize. Batı Karadeniz sonra geliyor, Zonguldak yani. Menteşe yöresi, burada da Muğla bizim için önemli. Antalya bölümü, Orta Karadeniz yani burada Samsun bizim için önemli. Yıldız Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçları ve en son da Hakkari bölümü arkadaşlar. Yani Türkiye'de en fazla yağış alan yerler sıralaması bu şekildedir. Kaf üzerindeki tektonik ovalar hangileridir? Yani Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalarımız hangileridir? Sapanca Ovası, Adapazarı Ovası, Düzce Ovası, Bolu Ovası, Kurşunlu Çerkeş, Tosya, Merzifon, Suluova, Taşova, Ladik, Erbaniksar, Su Şehri, Erzincan, Erzurum, Pasinler, Ağrı, Iğdır Ovası. Türkiye'deki kapalı havzalarımız hangileridir? Van Gölü Kapalı Havzası, Hazar Gölü Kapalı Havzası, İç Anadolu Kapalı Havzası, Göller Yöresi Kapalı Havzası. Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği ince malzemelerden oluşan biriktirme şekli nedir? Löz. Rüzgarların taşıdığı kumları biriktirmesiyle oluşan kum tepelerine ne denir? Kumullar. Hilal şekilli kumullardır. Çöllerde görülür. Türkiye'de görülmez. Yukarıda bilgileri verilen biriktirme şekli nedir? Barkan.
Üst üste tortulanan farklı dirençteki tabakaların rüzgarlar tarafından aşındırılmasıyla oluşan aşındırma şekli nedir? Şahit Kaya. Daf üzerindeki tektonik ovalarımız hangileridir? Yani Doğu Anadolu fay hattı olarak da bilinir. Güneydoğu Anadolu fay hattı yani GAF olarak da bilinir. Daf veya GAF üzerindeki tektonik ovalar hangileridir? Amik Ovası, Kahramanmaraş Ovası, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Karlova, Göynük, Muş, Varto. Kızılırmak hangi ovayı oluşturmuştur? Bafra Ovası. Heyelan Set göllerimiz hangileridir? Sera Gölü, Tortum Gölü, Abant Gölü, Yedi Göller, Sülük Gölü, Borabay Gölü ve Zinav Gölü. Göksu Nehri hangi ovayı oluşturmuştur? Silifke Ovası. Karstik aşınım şekilleri nelerdir? Lapya, Dolin, Uvala yani Gülnar, Polye, Obruk, Düden, Mağara ve Galeri arkadaşlar. Türkiye'deki karstik ovalar hangileridir? Korkuteli, Kestel, Elmalı, Acıpayam, Muğla, Tefeni, Tavas, Burdur, Isparta, Gembos. Karstik birikim şekilleri nelerdir? Sarkıt, Dikit, Sütun, Traverten yani Pamukkale. Baf üzerindeki tektonik ovalar yani Batı Anadolu fay hattı üzerindeki tektonik ovalar hangileridir? Soma, Bergama, Kırkağaç, Manisa, Turgutlu, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Torbalı, Tire, Ödemiş, Söke, Koçarlı, Sarayköy, Aydın, Nazilli. Arkadaşlar bu sıralama Soma, Bergama, Kırkağaç dediğimiz zaman hani Kaz, Madra, Yunt, Bozdağ, Aydın, Menteşe Dağı diyorduk ya. Bunların arasında kalan ovalar olduğunu bilin lütfen. Volkanik dağlarımız hangileridir? Kula, Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ, Karadağ, Büyük Ağrıdağ, Küçük Ağrıdağ, Tendürek Dağı, Süphan, Nemrut. Kayaçların çözünen kısımlarının rüzgar tarafından aşındırılmasıyla kayaç içinde oluşan kovuklara ne denir? Tafoni. Farklı dirençteki kayaçların yumuşak kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılmasıyla oluşan oluk veya yarıklara ne denir? Yardank. Sakarya Nehri hangi ovayı oluşturmuştur? Karasu Ovası. En fazla Akdeniz'de görülen karstik arazide yerin altına sızan suların oluşturdukları geniş boşluklara ne denir? Mağara. Aşındırma şekilleri nelerdir? Daha doğrusu rüzgar aşındırma şekilleri nelerdir? Mantar kaya, şahit kaya, tafoni, yardank. Göller yöresi kapalı havzasındaki göllerimiz hangileridir? Acıgöl, Burdur, Elmalı, Kestel. İç Anadolu kapalı havzasındaki göllerimiz hangileridir? Eber Gölü, Akşehir Gölü, Tuz Gölü. Birkaç uvalanın birleşmesiyle oluşan karstik aşınım şekli nedir? Polye. Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında tortulanmasıyla oluşan karstik birikim şekli nedir? Sarkıt. Üçüncü jeolojik zamanın diğer adı nedir? Neozoik yani tersiyer. Bir akarsuda yıl boyunca görülen akım değişikliğine ne denir? Akarsu rejimi. Farklı iklim bölgelerinden akan akarsular nasıl bir rejime sahiptir? Karma rejim. Hazar Gölü kapalı havzasındaki akarsularımız hangileridir? Aras Kura. Rus doğalgazını Anadolu'dan Avrupa'ya taşıma projesinin adı nedir? Mavi akım. Türkiye'nin akarsuları hangileridir? Çoruh, Harşit diğer ismiyle Doğankent, Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın yani Kocaırmak, Filyos yani Yenice, Sakarya, Susurluk, Ergene, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Dalaman, Eşen, Alakırçayı, Aksu, Köprü, Manavgat, Dragonçayı, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Asi, Fırat, Dicle, Aras ve Kura. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.